Anlatacaklarım biraz midenizi bulandıracak. Biraz değil, hatta çok fazla midenizi bulandıracak. Çünkü bu yapılanlar ölü insanlardan, ölü hayvanlardan, hatta bazen ölmeyen insan ve hayvanlardan alınan bazı şeylerle yapılıyor. Video içerisinde o bazı şeyleri anlatacağım. Ama video başında belirtmek istiyorum. Mideniz bunu kaldırmayabilir, hatta dayanamayabilirsiniz. Sustain. Evet, yanlış duymadınız. Sustain. Bu ekmeklerde ve hamur işlerinde kullanılan bir madde. Bu maddenin ne gibi bir korkunç yanı veya ne gibi mide bulandırıcı bir yanı olabilir ki? Bu madde insan saçından, hayvan tüylerinden yapılan bir madde. Ölü insanlardan alınan saçlarla üretilen madde. Bu kendi ülkemizde yapılmıyor. Ama yurt dışından ithal ettiğimiz unlarda ne yazık ki bu var. Sistein, yiyeceklerle dışarıdan alınan ve vücudun kendiliğinden üretmediği bir protein, yapı taşı, yani amino asittir. Vücuttan toksik maddelerin atılmasını, hücrelerin korunmasını, radyasyonun zararlı etkilerinden vücudun zarar görmemesini sağlayan ve bazı hastalıkların tedavisinde doğal olarak görev alan faydalı ve gerekli bir maddedir. E910, E920 veya E921 olarak kodlanan ve diğer adı Leaf Sustain olan madde, hamurun çabuk açılmasını ve kolay işlenmesini sağlamakta olup, en çok yufkalık unlarda elastikiyet kazandırmak ve açarken yırtılmaları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Hamurun kalitesini ve esnekliğini arttırmaktadır. 1 ton un içerisinde 4 gram kadar ve firmanın kullanımına göre değişen oranlarda girmekte ve beyaz renkli bir toz görünümünde olduğundan asla fark edilmemektedir. Hazır yufkaların unla katılarak kullanıldığında dolaylı olarak börek ve baklavalara geçmektedir. Yine bazı özel ekmeklerde elastikiyet ve süngerimsi yapıyı kazandırmak için kullanılır. Hamburger ekmeği, pizza ekmeği ve tost ekmeği gibi ilaç ve kozmetik sektöründe de sistein kullanılmaktadır. Güneşin zararlı ışınlarından cildi koruduğu için cilt bakım ürünlerinde, akciğer hastalıkları ve gribal enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar ve öksürük şuruplarında balgam söktürücü olarak, ayrıca cilt, saç ve tırnak dokularını destekleyici olarak da bazı ilaç veya kişisel bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. Sistein üretimi en büyük üreticisi Çin'dir. Almanya ve Japonya'da da üretilmektedir. Genellikle berberlerden toplanan insan saçı ve domuz kıllarından üretilen Le-Sistein, ayrıca kaz ördek tüyleri ve boynuzdan da üretilebilmektedir. Son zamanlarda ise mikrobiyal fermantasyon teknolojisi kullanımı az da olsa başlamıştır. Fakat ne yazık ki nispeten çok ucuz olması sebebiyle insan saçı ve domuz kılı en çok kullanılan ham maddedir. 10 kilogram saç veya kıldan yaklaşık 1 kilo sistein elde edilmektedir. Yanlış duymadınız, az önce size insan saçı, domuz kılı, kas tüylerinden un yapıldığından bahsettim. Videoyu başa sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Evet, Çin, Almanya, Japonya'da insanların yedikleri ekmeklerin içine, yedikleri baklava, börek, bunların içine bunlar katılıyor. Cilt bakım ürünlerinin içine bunlar katılıyor. Yanlış duymadınız. Sistein işte bu. Le-Sistein, Le-Sistein, artık nasıl okursanız hiç fark etmiyor. Önemli olan burada bizim yediğimiz, içtiğimiz şeylere neler katıldığı. Daha birçok şey var. GDO'lu yiyeceklere de gelecek sıra. Onları da anlatacağım. Bütün gerçekleri size anlatacağım. Bize neler oynadıklarını, bize neler yaptıklarını tek tek sıralayacağım size. Ama ilk önce yediğimiz ekmeğe, o nimet diye öpüp başımızın üzerinde taşıdığımız ekmeğe neler kattıklarını görün. Neler katacaklarını görün. Şu an Türkiye'de yapılıyor mu yapılmıyor mu tam olarak bilmiyorum. Ama ithal ürünlerde bunların hepsi var. Yani ithal üründe tabii ki Türkiye'ye giriyor. Düşünün, bir fırıncı bu ithal ürünü, unu kullandığı zaman ne olur? İşte biz o ekmeği alıp afiyetle yeriz. Siz hiç bir çuval beyaz un gördünüz mü? Gördüyseniz üzerindeki yazıları okudunuz mu? Eğer okumuş olsaydınız şöyle bir ifade ile karşılaşacaktınız. Mix edilmiş un, kül, yüzde bilmem şu kadar protein, yüzde bilmem bu kadar un, yüzde bilmem ne kadar una. Kül niye katılır? Protein niye katılır? Bunu muhtemelen fırıncılardan başkası bilmez. Peki o protein adı altında hepimize insan saçı, domuz kılı yedirdiğini söylersem gerçekten benim gibi çıldırabilir misiniz? Mideniz bunu kaldırabilir mi? Hayır, tabii ki kaldıramaz. Benim gibi siz de sinirlenir ve çıldırırsınız. Yediğimiz nimet bildiğimiz ekmeğin, hamur işlerinin veya diğer ürünlerin içine bunların katılmasına
Hangi mide, hangi Müslüman katlanabilir ki? Belki de yok canım, bu kadar da olmaz artık, bu bir şehir efsanesi deyip geçebilirsiniz. Ben de öyle zannetmeyi arzu ederdim. Ama sofradaki baş nimet bildiğin ekmeğe böyle bir şeyin reva görülmesini tabii ki dilemezdim. Peki una neden Liz Tain katılır? Evet, unun içinde kıvam almasını, çabuk yoğrulmasını ve ekmek pişerken içinin de rahat pişmesini sağlamak için mutlaka bir miktar Liz Tain katmaları gerekiyormuş. Öyle diyorlar. O yüzden de fabrikalar unu mikser ederken bu animo asidi de katıyorlarmış. Tabii ki Liz Tain demiyorlar. Ne diyorlar? E920, E921, E910. Bunların ne olduğunu söylemiyorlar bile. Bunlar işte size sözünü ettiğim o amino asitler. Siyah saçlı insanların baş kılı, domuz kılı ve kaz ördek tüyünden yapılan bir katkı maddesi. Bugün bu maddenin en büyük üreticisi Çin. Yaklaşık %90. Çin'de siyah saçlı erkek çok. Lisistein en çok siyah saçlı insanın kılında bulunduğu için berber atıkları bu iş için kullanılıyor. Daha kolay elde edildiği ve ucuz olduğu için ben fırıncılarla da konuştum. Onlar bunun mahiyetini bilmiyorlar ama o olmadan hamura şekil veremediklerini biliyorlar. Tabii ki birçok fırıncı bunun ne olduğunu bile bilmiyor. Belki de istemeyerek bize bunları bile yedirmiş olanlar bile vardır. Umarım yoktur. Gerçekten midem kaldırmayacak bir boyuta geldi. İnsandan yapılma bir amino asidi kullanmak ne kadar az olursa olsun önünde sonunda insanı insan yiyen bir canavara dönüştürüyor. Evet, yanlış duymadınız, biz insan yiyoruz resmen. Unlu mamül üreticileri E920, E921 ve E919 katkı maddelerini un hamurunun karışma zamanını kısaltmak, yayıldıktan sonra pizza ve hamur tabakasını büzülmesini, kendini çekmesini durdurmak, hamurun şeklini muhafaza etmek veya sağlamak, pastacılıkta hamura şekil vermek ve hamurun hareketine yardımcı olmak, özellikle ay çöreği, rulolar, bazı kekler, pide ve ekmekler, kraker ve tost gibi çeşitli fırın ürünlerinde kullanılması zorunlu bir katkı maddesi olarak görüyorlar. Hepiniz şimdi asıl meseleyi merak ediyorsunuz. Gerçekten Türkiye'de bu kullanılıyor mu? Arkadaşlar, rica ediyorum, lütfen bu videoyu linkini alın ve bütün sosyal mecralarda paylaşın. Bütün insanlar bunu bilsin ve uyansın. Gerçekten çok kötü bir durum. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Kanada ve tabii Türkiye'de fırınlar maalesef insan saçından üretilen Liz Tain katılmış un kullanmaktadır. Halbuki Endonezya'da sentetik malzemeden üretim yapılmakta. Müslümanlar için insan saçından yapılan katkı maddesi kesin olarak haramdır ve uzak durulması gereken bir şeydir. Liz Tain animo asidi pekala kaz ve ördek tüyünden, sığır boynuzundan da üretilebiliyor. Sadece biraz daha pahalıya geliyor. Sonuç olarak İslam inancı insanın hiçbir uzunun gıda olarak kullanılmayacağını beyan eder. İnsan saçı, kılı bizim inancımıza göre haramdır. Bu durum insanın necis olmasından dolayı değil, eşrefi mahlukat olması haysiyetiyledir. Ördek ve kaz gibi hayvanların tüylerinden elde edilen sisteğin helal olması için kesim usulünün İslam'a uygun olması elzemdir. Çoğunlukla sisteğin ya da Liz Tain üretimi insan ve domuz kaynaklı olması ve geri kalanında şimdilik güvenilir bir helal sertifikaya sahip olmaması sebebiyle sisteğin içeren veya içerme ihtimali olan ürünlerini kullanmamamızı ve uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bir ürün alırken, özellikle un alırken lütfen E920, E921 ve E919 katkı maddelerine dikkatli bir şekilde bakın. İçinde protein veya şu kadar şu kadarı undur diyorsa onu bir rafta bırakın. Çünkü o ithal bir üründür. Bu bilginizi lütfen diğer insanlarla da paylaşın. Bir kişiyi uyandırırsak o ikinci kişiyi uyandırır. İkinci kişi uyanırsa bir toplum uyanır. Artık bazı şeylere dur demenin vakti geldi. İnsanlara insan kılından insan yedirmek ne demektir ya? Ne demektir bu? Allah'tan korkun be. Allah'tan korkun, insan yediriyorsunuz bize. Hadi domuzu da geçtim, insan yediriyorsunuz ya. Hiç mi vicdanınız yok? Para bu kadar mı gözünüzü bulandırdı? Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? 60-70 yıl yaşayacağınız ömrünüze haramı, elzemi, şirki nasıl koyabiliyorsunuz? Yazıktır, günahtır. Bu kadar insana yazık ve günahtır. Onların yediği bir lokma ekmeği onlara haram kılmak, onlara eziyet etmek nasıl bir vicdandır? Gerçekten vicdanlarınızı parayla satın mı aldınız? Yazıklar olsun hepinize. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun.